Ebru Gündeş, Türk müziğinin 90'larda başlayıp 2000'lerde zirveye çıkarttığı, 2010'larda özel hayatındaki çalkantılar yüzünden nispeten müzikten el ayak çekip jüriliğe geçtiği, 2020'lerde inzivaya çekildiği, 2020'lerde evine kapandığı büyük sesi. Müzik hayatı kadar özel hayatı da renkli. Aşk kadını olarak ünlendi. Aşka aşık olduğu her fırsatta zaten söylüyordu. Ama renkli dünyada geçen o tuz küfür senede bir türlü uzun soluklu mutluluğu yakalayamadı. İşte Ebru Gündeş'in 13 efsane aşkı. Henüz 17 yaşındayken ilk evliliğini yaptı. Hamdi Vardar isimli bir gurbetçiyle evlendi, gurbete gitti. Ancak gördüğü şiddet ve sevgisizlik evliliğini bir sene içinde bitirdi. Geriye Türkiye'ye döndü ve o evlilikten geriye de işte bu fotoğraf karesi kaldı. Elbette bu beraberlik Ebru Gündeş'in Efsane Aşklar listesine yer almayacak. Ama o efsane aşklar şimdi tek tek ekrana gelecek. 13 numara, ilk yapımcısı ilk gerçek aşkı oldu. Sene 1993'tü. Ebru Gündeş Tanrı Misafiri albümüyle müzik piyasasına girdiğinde henüz 19 yaşındaydı. Müzik yapımcısı Abdullah Gençal elinden tutmuştu. Abdullah Bey bu ufak tefek çıtı pıtı kızı sadece keşfetmemiş, aynı zamanda kendine aşık etmişti. Ancak ilişkileri sadece bir sene sürdü. 12 numara. Borsa aşkı kalbinin aşkı oldu. Hayal kırıklığıyla bitti. Ebru Gündeş'in Abdullah Gencal'la yaşadığı aşk hüsranının bir benzerini iş adamı Levent Akkaş'la yaşadığını görüyoruz. İlk iki albümünden sonra iyi paralar kazanmıştı Ebru Gündeş. O dönem borsa Türkiye'de yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Ebru Gündeş borsaya merak sardı. İş adamı Levent Akkaş'la tanıştı. Parasını da kalbini de ona teslim etti. Borsada o dönem kazandı ama aşkta yine kaybetti. Beraberlik sadece 7 ay sürdü. 11 numara, ilk medyatik aşkı. Ebru Gündeş kiminle iş yapsa kalbini ona kaptırmak gibi kötü bir yanı vardı. Kerem Alışık da onlardan biriydi. Fırtınalar şarkısıyla Fırtınalar Estirirken aynı isimle bir dizi çekti. Rol arkadaşı Kerem Alışık'tı. Ancak 1995 yılında başlayan dizi aşkı 1996 yılında dizinin yayından kalkmasıyla rafa kalktı. 10 numara. Ebru'nun efsane aşklarında popçu da var, topçu da var. Ebru Gündeş'in popçu aşkını biraz sonra ekrana getireceğiz ama yeri gelmişken topçu aşkı Uçay'a değinmek gerek. Ebru Gündeş belki de en efsane aşklarından birini Fenerbahçe'nin 90'lı yıllardaki medyatik futbolcusu Nijeryalı Uçay'la yaşadı. Çift Ebru Gündeş'in Sen Allah'ın Bir Lütfusun şarkısının klip çekiminde tanıştı, aşık oldu. Ancak bu beraberlik de sadece bir mevsim sürdü. Yani 3 ay sonra ayrıldılar. 9 numara, refakatçisine aşık oldu. Ebru Gündeş'in hayatındaki dönüm noktasıydı Dön Ne Olur albümünün tanıtım günü. Kameralar önünde o büyük kabusu yaşadı. Beyin kanaması geçirdi. Yanında o sırada müzik insanı İlyas Tetik vardı. Aylarca tedavi gördü ünlü şarkıcı ve bu en zor günlerinde yanında olan İlyas Tetik'le de o dönem dostlukları aşka dönüştü. Yani Ebru Gündeş refakatçisine aşık olmuştu. 8 numara, manken Atilla Saral'la bir rüya yaşadı. Ebru Gündeş'in bir başka efsane aşkı dönemin popüler mankeni Atilla Saral'la olan beraberliğiydi. Şimdilerde 54 yaşında olan Atilla Saral o dönem sadece Ebru Gündeş'in değil nice ünlü kadının kalbini çalmıştı. Ebru Gündeş kıskanç bir kadındı. Dayanamadı. Terk etti ünlü mankeni. İlişki bir yılını doldurmadan rafa kalktı. 7 numara, şiirler yazdığım mobilyacı. Ebru Gündeş'in hayatımda şiir yazdığım tek erkek dediği Ankaralı Hakan Poyraz'la beraberliği de mutlu sonla bitmedi. Mobilyacı sevgilisiyle ilişkisi sadece 8 ay sürdü ünlü sanatçının. 6 numara, ünlülerin menajeri. Stelio Pipis, 2000'li yılların medyatik menajeriydi. Komik adamdı, sempatik adamdı ve de çapkın adamdı. Hepsinin ötesinde kadınların kalbine giden yolu çok iyi biliyordu. Ebru Gündeş'le bir yıla yakın süren tutkulu bir aşk yaşadılar. 5 numara, Ebru Gündeş'in gelmiş geçmiş en efsane aşkı. Ömer Durak, listeye kronolojik olarak devam ettiğimiz için belki gerilerde gibi görünebilir Ebru Gündeş'in kalbinde bir numara olan Ömer Durak. Ünlülerin avukatıydı Ömer Durak. Ebru Gündeş'le de yolları böyle kesişmişti. Çılgın bir aşktı. Evlendiler ancak aşktaki uğursuzluk peşini bırakmadı Ebru Gündeş'in ve sadece 1,5 sene beraber olup boşandılar. Ömer Durak, Ebru Gündeş'in hala kalbinde en büyük aşk olarak yazılı. 4 numara, Ebru Gündeş tekrar spor dünyasında. Fenerbahçeli Uçay'dan sonra Ebru Gündeş'in kalp yolu seneler sonra bir kez daha spor dünyasına çıktı. Bu kez Galatasaray'la birine aşık oldu. Sarı Kırmızı Kulüp'ün efsane yöneticilerinden Ergün Gülsoy'un oğlu Ömer Gülsoy'la da çok konuşulan medyatik bir aşk yaşadı Ebru Gündeş. 3 numara, Hakan Altun efsanesi.
Ve işte Ebru Gündeş'in hayatındaki bir başka dönüm noktası. Hakan Altun'la da 2000'li yıllara damgasını vuran efsane bir aşk yaşadı Ebru Gündeş. Müzik çalışmaları yaparken yolları kesişti. Hakan Altun en güzel bestelerini Ebru'ya verdi. Ebru çılgınlar gibi aşıktı ama her ikisinin de popülaritesi aşk ipinde iki cambazı birden taşıyamadı. Severek ayrıldılar. 2 numara. Bir kez daha patronuna aşık oldu. Hep dedik ya, Ebru Gündeş kiminle iş yapıyorsa sonu genellikle aşkla bitiyor. Popstar yarışmasının yapımcısı ve program sunucusu Osman Tenerkır'la da yolları böyle kesişti. Ebru Gündeş programın jürisiydi ve bir süre sonra yapım firmasının neredeyse patroniçesi olmuştu. Ancak bu patroniçelik aşk hayatında sekteye uğrattı ünlü sanatçıyı bir kez daha. Ve 1 numara Rezza Zarraf. Belki efsane bir aşk değil ama uzun yıllar aşkta aradığını bulamayan ve sayısız hayal kırıklıkları yaşayan Ebru Gündeş, İran asıllı iş adamı Rezza Zarrab'ın limanına sığındı. Evlendi, çocuk sahibi oldu. Ancak Rezza Zarrab'ın malum olayları ve üzerine bir de çıkan hadise dedikoduları evliliği 11 sene sonra bitirdi. Thank you.